Evet, yayınımıza, İsrail'den ziyaretimize gelen Sayın Haham Yeşehoy Hollander'le devam ediyoruz inşallah. Haham Yeşehoy Hollander, Hakohen Hollander, kendisi Hazreti Harun soyundan geldiğini ifade eden Kohen ünvanına sahip. Kendisi uzun seneler Haham olarak dini eğitim almanın yanı sıra teorik fizik üzerinde de eğitim gördü. Aynı zamanda lisanslı patent avukatı Sanhedrin Hahamlar Meclisi'nin dış ilişkilerinin sorumluluğunu üstlendi ve Veni Nuh Kudüs Mahkemesi eş başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda dini okullarda ve Tel Aviv Üniversitesi'nde eğitim verdi. Şu an Musevilik ile ilgili dünya çapında gelen soruları cevaplandırıyor. Rabbi Hollander, welcome again. Thank you. Sanhedrin toplantısı olacakmış önümüzdeki günlerde. Evet, önümüzdeki çarşamba toplantı yapıyorlar Kudüs'te. Ne güzel. Sanhedrin Kur'an'da işaret edilen mühim ve mübarek bir topluluk. Allah bu toplantıları Mesih Moschiach'ın çıkışına vesile etsin inşallah. İnşallah. Dünyanın kurtuluşuna, bereketine, huzuruna vesile etsin. Allah savaşları, kavgayı, terörü, şiddeti ortadan kaldırsın. Silahlar ortadan kaldırsın. Onun yerine Tevrat'ta, Kur'an'da, İncil'de işaret edilen bereketi, barışı, bolluğu Allah nasip etsin. Kardeşliği nasip etsin. Sanhedrin biliyorsunuz Kur'an'da Araf suresinin 155. ayetinde Musa belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden 70 adam seçip ayırdı diyor Cenab-ı Allah. Kur'an'da özel olarak belirtilen mübarek bir topluluktur. Allah'a hamdolsun bu topluluk Deccal'in baskısından dolayı yıllarca toplanamadı, yüzyıllarca toplanamadı. Milattan sonra 358'de biliyorsunuz ortadan kaldırdılar. Yeniden kurulması çok istendiği halde, Musevi kardeşlerim çok çabaladıkları çok uğraştıkları halde, ancak Allah geçtiğimiz senelerde bunu mümkün kıldı. Yaklaşık 1650 senelik bir aradan sonra, 1650 senelik bir aradan sonra 2004 yılında Sanhedrin yeniden toplandı. Sanhedrin'in bir özelliği de Musevi halkına Kral Mesih'i tanıtıp takdim edecek makam olması, o yönden çok hayati. Buradaki değerli üyeler Sanhedrin söylediği, bu kişiye itaat edin dediği kişi Mesih olmuş oluyor. Ve ona uymakla oradaki müminler yükümlü oluyorlar. Sanhedrin hahamları 2008 Ağustos'un toplu bir bildiri yayınladılar. Mesih'in zuhurunu hızlandırmaları gerektiği kararını aldılar. Mesih'in ayak seslerinin işaretleri gerçekleşmiş bulunuyor. Elhamdülillah. Maşallah. Ve şu an yaklaşan kurtarıcı için çok özel bir zamandır. Kurtarıcı ile ilgili önceden peygamberlerin bildirdikleri gerçekleşmeye devam ediyor diyor. Alametler peş peşe geliyor. Bu nedenle mahkeme hükmetmiştir. Kurtarıcı Moşiyah'ın zamanı gelmiştir diyor. Maşallah, elhamdülillah. Yine Sanhedrin'in 9 Ağustos 2008 tarihli açıklaması. Sanhedrin Mahkemesi kutsal halka aşağıdaki gibi sesleniyor. Mesih'in ayak seslerinin işaretleri gerçekleşmiş bulunuyor ve şu an yaklaşan kurtarıcı için çok özel bir zamandır. Hafez Haim Şabat yılı sırasında yukarıdan bir uyanış olduğuna dikkat çekmiş ve bu nedenle bizlerin Allah korkusu, dua, öğrenme ve hayırlı çalışmalar ile iki kat güçlenmemiz bizim üzerimize bir yükümlülüktür. Allah yüce makamından görecek ve acılı günleri neşe ve mutluluğa çevirecektir diyor. Her şeye egemen Rab diyor ki 4. 5. 7. ve 10. ayların oruçları Yahuda halkı için bir sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin. Zekeriya 8:19. Bizim gözlerimiz ne de bir yabancının gözleri Allah'ın tek bir kelimesinin gerçekleşmediğini görmedi. Kurtarıcı ile önceden, bak kurtarıcı ile ilgili önceden peygamberlerin bildirdikleri gerçekleşmeye devam ediyor. Yani Moşiyah'ın, Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleşmeye devam ediyor. Ve onlarla birlikte kutsal Tevrat'ın sözleri de, bak dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile
Tanrınız Rab sizleri toplayıp geri getirecek. Yasanın tekrarı 34. Evet. Bu da oldu. Evet, evet. Maşallah bütün Museviler İsrail'de toplandılar. Bu da bir mucizedir. Yani Allah'ın hayret edecek büyük mucizelerinden bir tanesidir. Peygamber Hezekiel ve diğer peygamberlere şöyle bildirmişlerdir. Viran olan bu ülke Adem bahçesi gibi oldu. Yani yeniden yeşerdi, düzeldi. Kurtuluşun mutluluğu ile birlikte zayıf imanın bozulmuş meyvesi nedeniyle yıkıma uğrama korkusu da var. Bizim güçlenmemiz ve bu hareketi hızlandırıp Kudüs'ün yıkıntılarını ve onların başında dağların yüksek tepesinde tapana yani Hazreti Süleyman Mescidi'ni inşa etmek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekir. Bu nedenle mahkeme hükmetmiştir. Moşiyah'ın yani Mehdi'nin kurtarıcının zamanı gelmiştir. Bunu hızlandırmak bizim elimizdedir. Ancak böyle övgüye layık olanlar arasında olabiliriz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bütün dünyaya Allah sevgisi hakim olacak. Tevrat'ta bildirilen, Kur'an'da bildirilen bu yücelik, güzellik oluşacak. Allah bize Moşiyah'ını bir an önce göstersin. Moşiyah, Mehdi'ye uymayı bir an önce Allah nasip etsin. Her yere Allah sevgisi hakim olsun. Bütün ülkelerin, ulusların üzerindeki korkular kalksın. Savaş nidaları, savaş bağırtıları kalksın. Savaşlar dursun. Silahlar kaldırılsın. Her şeye egemen olan Allah kutsal hakimiyetini dünyaya en kısa sürede hakim etsin. İnşallah. İnşallah ben de Moşiyah'ın talebesi olurum. Sizler de Moşiyah'ın talebesi İnşallah. Olursunuz. İnşallah. Mehdi'nin. İnşallah. Allah huzurla, sevinçle, bereketle ülkeleri en kısa sürede birleştirsin inşallah. Korkusuzca her yerde insanların gezmesini, korkusuzca Allah'ın lütfuyla yaşamalarını nasip etsin. İnşallah. İnşallah. O günlerin içerisindeyiz. Allah güç kuvvet versin. İnşallah. Allah yıldırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah. Biz bu toplantıyı mübarek görüyoruz, kutsal görüyoruz. Sanhedrin hem Kur'an'da hem Tevrat'ta işaret edilen mübarek bir topluluk, kutsal bir topluluk. Hepsine selam ediyorum. Hepsine saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsunlar. İnşallah dünyaya huzurun, barışın, sevginin hakimiyetinde kilit rol alırlar inşallah ki alacaklar. İnşallah bize Mesih'i, Moşiyah'ı da tanıtmada Allah onları vesile etsin. Allah onlara ferahlık, huzur, güzellik versin, uzun ömür versin. Tevrat'ta çölde sayım 11. bölümde 16 ve 17'de Rab Musa'ya halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi topla dedi. Onları buluşma çadırına getir, yanında dursunlar. Sana yardım edecekler dedi. Bu mübarek topluluğu Allah yeniden bir araya getirdiği için Allah'a hamdolsun. İnşallah güzel günlerin vesilesi olurlar. İnşallah. Thank you very much. Ben de teşekkür ederim. As I would like to, I have not been appointed to bless Mr. Oktar. But I do bless Mr. Oktar. I'm a Kohen. Maybe it has some influence in the Almighty. With long life, in good health, in sound mind, in full capability, and I bless all the brothers and sisters who are helping Mr. Oktar with the same blessing of long life and good health and inspiration from the Almighty to do the best that they can to help bring peace in the world, to help us celebrate Mashiach together in Jerusalem. Inshallah. And then you will come to Jerusalem, finally. İnşallah. İnşallah. Siz de olacaksınız. Moşiyah'ın peşinden aşağıdan kapıya gireceğiz inşallah. Yes. İnşallah. Yes. Bugünler yakın ve kararlıyız. Evet. Sanhedrin üyelerinin hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine sevgiler sunuyorum. Hepsine dua ediyorum. Allah hepsine yeniden hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. Gayret ve güç versin, imkan versin. Tesir, etki gücü versin. Daha fazla tesir, etki gücü versin. Amin, amin. Amin. İnşallah. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Herkese selam İsrail'deki. I'm sure they will reciprocate when we get them together for this. God bless you. I have any power, I will bless it. My blessing from my mind, from my heart to you.
And I'm sure that the Sanhedrin will follow and bless you. See you for success in all your efforts. Hepsini çok seviyoruz. Sizi bu çabalarınızı takip edeceğiz inşallah. Maşallah. Çok güzel günler olacak. Cennette de birlikteyiz inşallah. Hazreti Musa ile İbrahim'le. Paradise will be here. With all together. In Istanbul, in Jerusalem. Paradise will be all over. İnşallah. İnşallah. İnşallah.